ciddi bir konu dedik, hassas bir konu dedik. Öncelikle şundan bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Sık tartışılan bir mevzu. Sizce sadakatsizlik gerçekleşen, sadakatsizlik meydana gelen evlerde mi problem yaşanıyor, yoksa problemler sadakatsizliği mi getiriyor? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu tabii ki biraz yumurta tavuk Evet. meselesini andıran bir durum. Şimdi aslında bu konuda tabii çok net bir şey söylemek, o ondandır, bu bundandır demek mümkün değil. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar farklı ilişki var ve o kadar farklı ilişki sorunu var bizim ilgilenmeye çalıştığımız. Ve hepsi birbirine bir şekilde paralellik sağlasa bile detaylarda ayrılıyorlar. Yani her konuyu kendi özelinde almak gerekiyor. Şimdi sadakatsizlikle aldatmayı ayırmak gerekebiliyor bazen. Sadakatsizlik dediğimiz zaman ikili bir ilişkiniz var, mevcut bir ilişkiniz var ve bu ilişkiye dışarıdan üçüncü bir kişiyi dahil ediyorsunuz ve bu ikili ilişkinin bağımlılığına, beklentilerine, şartlarına aykırı bir durum oluşturuyorsunuz, duygusal veya fiziksel olarak üçüncü bir kişiyle de ilişki yaşayarak. Şimdi bu sadakatsizlik durumunu oluşturuyor. Aldatma, bu sadakatsizlik çıktıktan sonra bizim davranışsal olarak yaptığımız bir şey artık saklamalar, küçük yalanlar, işte bir takım lafı dolandırmalarla eylemi gizleme veya karşı tarafa farklı aktarma çabasından ortaya çıkıyor. Yani aslında kimse aldatma amaçlı bir ilişki yaşamıyor, değil mi? Yani Evet. ilişkide bir sorun yaşanıyor muhakkak ki, kişisel veya ilişkiden kaynaklı. Üçüncü bir kişi işin içine giriyor bir şekilde, onun da çok çeşitleri var ve ondan sonra aldatma başlıyor. Çok çeşitleri olabildiği için aldatmanın, o mu evliliği bozuyor, evlilik mi onu getiriyor, net bir şey söyleyemiyoruz. Ama İkisi de mesela olabiliyor ama, değil mi? şunu söyleyebiliyoruz, aslında hiçbir sorun görünmeyen evliliklerde de bunun yaşandığını görebiliyoruz. O zaman tabii ki aldatma evliliği olumsuz etkiliyor, çok ciddi olumsuz etkiliyor. Veya evlilikte çok bariz bir takım şeyler devam etmeye başlıyor. O zaman da evlilikte bir çıkış yolu aramak isteyen kişi bu yola sapabiliyor. Tabii bu hani kişisel bir de yapı. Peki ekonomik kriz mesela, evde yaşanan ekonomik kriz ya da eşlerden birinin hastalığı, bu aldatmayı tetikler mi? Yani kimler aldatmaya meyilli? Yani evet, açıkçası tetikleyebiliyor şu anlamda. Kimler aldatmaya meyilli dersek, aslında en özüne baktığımızda kendini aldatmaya meyilli insan evlilikte de, ilişkilerinde de aldatmaya meyilli oluyor. Yani biz kendimizle ilgili bir takım şeyleri zaten örtbas edip görmezden gelip önem vermeyip üzerinde durmamaya çalışıyorsak, bu bir yerde muhakkak ki ilişkiye yansıyor. Şimdi ekonomik sıkıntılar veya hastalık dediğimiz zaman, süre giden bir ilişki var ve diyelim uzun yıllardır da devam ediyor. Artık 40'lı yaşlarında kişiler ve ilişkide bir 20 yıl falan aşılmış gibi bir durum varsa, üç bacaklı ilişki denilen bir şey var. Yani aslında ilişki gidiyor ama diyelim eşlerden biri hasta. Evlilik bitsin istenmiyor. O evlilikte bir tarafın bulamadığı bir şeyi üçüncü bir kişiyle doldurma duygusu, dürtüsü oluşuyor. Şimdi bu tür şeylerde aldatma şeklinde hem evlilik devam ediyor, eş bazen buna göz yumabiliyor fark ettiği noktada, hem ilişki devam ediyor ve ikisi birbirini çok da negatif etkilemiyor. Yani bunu görebiliyoruz. Veya diyelim ekonomik. Bu daha çok bayanların başvurduğu bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Evlilikte ilişki devam ediyor ama dışarıdan ekonomik olarak kendisine bir takım gelir sağlayabilecek, kılıktır, kıyafettir, maddi yardımdır, bu tür şeyleri sağlayabilecek kişilerle ilişki yoluna da girebiliyorlar. Yani bunlar hani karşımıza geliyor, görüyoruz. İşin içine maddiyat girdiğinde bunu daha çok kadınlar Yani böyle bir yapıyor, kompanse yapmış. etme durumu, hani evlilikte yetmeyen bir takım şeyleri artık nasıl bir içsel dürtüyle, tabii bu da kişiye göre değiştiği için, yani karşımıza bu da çıkabiliyor. O yüzden dediğiniz gibi bunlar tetikleyici olabilir ama şartı değildir.
Yani evlilikte hastalık varsa o zaman olur. Maddi sıkıntı varsa o zaman olur. Değil tabii yani. Ama bunlar bir şekilde bir nevi yani tetikliyor. Önümüze geliyor. Evet, bunu görüyoruz. Peki dönemsel olarak ayırdığımızda hangi dönemde evlilikte, evliliğin hangi döneminde aldatma daha sık olabiliyor? Şimdi bu da iki dönemde yoğunlaştığını görüyoruz. Bir böyle 20'li 30'lu yaşlar. 10 seneden az bir evlilik varsa o evlilikte diyelim çatışma problemleri var. Çift çatışmayı çözemiyor. Yani bir kavgalar, dövüşler, anlaşmazlıklar bir şeyler var ve sorun çözme becerileri düşük. Burada üçüncü kişiler ilişkiye dahil olabiliyorlar ama burada ilişki uzun süreli olmuyor. Evlilik dışı ilişki daha çok cinsel kaynaklı olabiliyor ve daha çeşitli kısa süreli ilişkiler görülebiliyor. Bu tür sorun yaşayan evlilikler terapiye başvurduğunda olumlu alıyorlar. Problemleri çözüp devam edip evliliği sağlamlaştırabiliyorlar. Ama bir de böyle artık hani 40 küsürlü yaşlarda evlilik uzun süredir devam ediyor. Çoluk çocuk var ve evi terk etmiş. Evde bir boş yuva durumu var. Ve burada hayatın getirdiği noktada kişiler pişmanlık, doyumsuzluk, hayat istediği gibi yaşamama duyguları taşıyorlarsa burada daha duygusal içerikli ve uzun süreli üçüncü kişili ilişkiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar daha riskli, evliliği bitirebiliyorlar. Çok büyük fayda göremeyebiliyor evlilik bu tür terapilerde. Veya ikisi de paralel gidebiliyor bireylerin bir şeyi değiştirmeye içsel güçleri yetmiyorsa bir de bu karşımıza çıkıyor. Peki cinsel aldatma, yani cinsel aldatmayı görmezden gelen karşı taraf eğer bunu görmezden gelirse evlilik mutlu bir şekilde devam edebilir mi? Yani bunu görmezden gelmek doğru mu? Ya da yani sorayım. Aslında hiçbir şeyi görmezden gelmek çok iyi değil. Çünkü bir yere kadar bastırıp bir yere kadar saklayabiliyoruz ama şimdi aldatmayı ayırıyoruz ya cinsel aldatma, duygusal aldatma veya ikisinin birden olduğu aldatma diye. Şimdi kimden kaynaklandığı tabii ki çok çok önemli. Evlilikteki cinsel problem çok çok önemli. Cinsel aldatmayı daha çok erkeğe yakıştırıyor toplum. Bununla da ilgili aslında bir araştırma okumuştum, onu birazdan paylaşırım, ilginç o da. Aslında böyle olmasa bile daha çok erkeğe yakıştırılan bir şey. Ve burada kadının da eğer cinsel ilişkide sorunu varsa, soğukluğu varsa, tatmin olamama durumu varsa, eşiyle bir takım şeyleri paylaşamıyorsa, ay benim üstüme gelmesin de kendi ne yapıyorsa yapsın tarzı bir tutum görebiliyoruz. Ve yok sayabildiği ölçüde yapabiliyor. Belki evliliği götürmeye çalışabilir. Ama rol tabii bunlar. Yani aslında çok önemli bir konudur. Yani cinselse önemli değil, bir gecelikse önemli değil denir ama en duygu yoğunluğunun yaşandığı, en mahremin paylaşıldığı noktalardan biridir cinsellik ve bizim için evliliğin tutkalıdır. Eşim dediğiniz kişiyi anlık düşünmek bile, saniyelik düşünmek bile bir cinsel yaşantıda başkasıyla büyük bir yıkıma yol açar. O yüzden geleneksel toplum tarafından öğretilmiş şeylerle evlilik götürülmeye çalışılıyor ama içte öfke birikmesi oluyor, başka yerlere yansıyor, depresyona yol açabiliyor. Bunu yapan kadınsa erkekte zaten öfke kendini şiddet olarak da gösterebiliyor. Büsbütün iş tatsız bir noktaya gelebiliyor. Ama eşlerden birinin bu aldatmada çıkarı varsa tamam ne istiyorsa yapsın bana istediğimi versin de ne istiyorsa yapsın türünde bir şey varsa üçlü bir şekilde gayet mutlu mesut da geçinebiliyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyerek. Aynen o şekilde. Kabullendiğinde kabullenmiyor. Yok böyle bir şey. Konuşulmuyor, inkar ediliyor. Yok ben inanmıyorum deniyor. Bal gibi biliyor aslında falan ama böyle şeyler de var tabii. O yüzden diyoruz biraz kişisel olaylar bunlar. Kim neyi nereye kadar tolere edecek belli değil. Aslında evliliklerde çok ciddi yaşanan bir problem. Tabii aldatma ki. Problemi birçok evlilikte yaşanıyor. Peki